Arkadaşlar herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. DLC 22'de hızlandırılmış transferle takımımız şimdiden full maviye yaklaştı. Görmüş olduğunuz gibi Ricardo Orsolini diye bir oyuncumuz daha neydi o kadromuza katılacak arkadaşlar. RM kendisini sağ kanada koyacağız. 71 genli oyuncuyu sizlerin huzurunda satın aldık arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Orsolini, Ricardo Orsolini'yi kadromuza kattıktan sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 235 elmasımız var. 235 elmasa, pardon 225 elmasa, 71-79 genlik bir oyuncu daha almak için bastık. Bakalım kim gelecek, güzel bir oyuncu gelsin. Gerçi 79'luk ne bekleyebilirsin, efsanevi olmayacak, nadir olacak tabii ki de ama vah bir şimdi lan bu Kazri mi artık neyse, böyle bir kazma bir kel aynak bir adam geldi arkadaşlar. Olsun, iki tane mavi oyuncu transfer etmiş olduk. Şimdiden takımımız böyle full maviye yaklaştı denilebilir arkadaşlar. 2-3 tane daha transfer yaptık mı takımımız böyle full maviye yaklaşacak dereceye geldi. Yani hızlı geldik yani buralara. 70'lik bir Holgate'imiz var. O beyaz ama o da transferimiz. Bir de Merchant'im var. O da transferimiz arkadaşlar biliyorsunuz. Yine ilk 11'imiz full hemen hemen 9 kişi falan bizim transferimiz. 8 kişi falan bizim transfer ettiğimiz adamlardan. Şu çar çöpleri elimden geldiği kadar göndermeye çalışıyorum arkadaşlar. Başka zaten herhalde gönderemiyoruz. Ondan sonra Horgan falan var. Joka var. İlk gidecekler arasında yer alıyor bunlar. Onun haricinde Horgan'ı gönderebiliyormuşuz. Tamam. Ha, şimdi gönderemiyoruz. Tamam. 16 tane oyuncu kalmak zorunda. Ve bu arkadaşları yeni yaptığımız transferi arkadaşlar online maçta deneyeceğiz tabii ki de. Ondan önce bu tarz videoların devam için arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Abone durumlarında birazcık düşüş yaşamaya başladık kanalda. Bunun için desteğinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Abone olmadan izleyen kullanıcılar %80 diyor arkadaşlar. Analitiklere baktığım zaman %80 kullanıcı olmayan, abone olmayan kullanıcılar tarafından izlendiğimiz görülüyor. Bu arkadaşlarımız da ücretsiz bir şekilde abone olurlarsa seviniriz. Şimdi online maçımıza birazcık odaklanalım arkadaşlar. Traore diyor. Adam tehlikeli geldi ilk dakikalarda. İçeriye orta yaptı. İlk golü yedik. Dakika 5. İlk golü yedik arkadaşlar. Oyuncuları deneyelim dedik. Yeni transferleri deneyelim dedik. Videonun başında 2 tane transfer yaptık. Of. Bu arada yeni transferimizde Wijnaldum'dan mükemmel bir pas geldi. Güzel bir orta gelirse hemen cevap verebiliriz. Mükemmel bir orta değil. Senin yapacağın ortaya ben. Daha yeni takıma geldin. İlk maçın yaptığın ortaya bak be. Firmino. Hocam faul yok muydu orada kardeşim be? Wijnaldum. Yapamadık. Romero. Romero da yeni transferimiz arkadaşlar sayılır. Sizlerin ikinci izleyişiniz öyle söyleyeyim. İçeriye doğru tehlikeli bir top ama kaleye paralel geçti. Auto çıktı. Kaleci Jones'la kale vuruşunu kullanacağız. Şöyle sağ tarafa doğru. Taça çıkmazsa orada aynen taça çıkmadı. Orsolini indirdi kafayla. Firmino yorgun arkadaşlar. Firmino yorgun. Çok kariyer maçı yaptığım için oyuncular yorgun. Şey de basmıyorum. Enerji de basmıyorum hiç. Transfer yapacağım için parayı 36'ın harcamak istemiyorum. Bu arada yeni transferimiz Kadri'nin önünde kaldı. Ondan Firmino'ya uzaklardan Firmino. Dakika 23-24 arası. Firmino'nun golü uzaklardan ceza sahası dışından geldi ve eşitliği yakaladık. Güzel oldu. Güzel oldu. Evet. Adam kaleye gönderdi. Buradan uzun top aynen. Klasik arkadaşlar. Ve tutuyor da. Görmüş olduğunuz gibi Traore ama kaleci çıkarttığımız için açısı daraldı. Gol atamadı. Oyunun açıklarından faydalanmak arkadaşlar bu. Ben genelde pek yapmıyorum ama rakipler gol yedi mi hemen anında yani bunu da DLS düzeltmiyor. Gerçekten iyice saçmaladı. Millet ilerler bunlar geriliyor. Anlamadım yani DLS'nin yapmak istediğini anlamadım. DLS 22 çıktı. O kadar tutulan bir mobil oyunsun ne bileyim ya, şimdi bu konulara girmek istemiyorum. Yani sinirim bozuluyor, oyunu siletim var. Offside hocam kaldır şu bayrağı. İlla biz mi söyleyeceğiz hadi. Offside. Wijnaldum'la offside kullanacağız. Wijnaldum. Ondan Firmino güzel bir pas geldi. Firmino sıyrıldı. Önünde boş bir alan var. Bayrak müdahale kaptılar topu. Ross. Kaleciden önce. Rakip araya girdi kaptık. Bir hatalı pas geldi. Durum 2-1. Dakika 40. Dakika 40. Yeni transferimiz. Hazri. Hazri mi artık neyse. Okunuşunu bilen varsa arkadaşlar. Yorumlarda bir yazın da. Biz de okuyalım ya. Yeni transferimizin golü. Defansın büyük hatası. Affetmedik bunu Kazri ile arkadaşlar.
İkinci bir emre kadar adamın adını Kazir koyuyorum. Birbirine güzel pas. 45 artı 2 sıyrılırsak dediğim anda kaptırdık topu. Adan aynen yine var ya, bak adam düdüğü çalmasa hakem, adam 2-2'ye gidiyordu arkadaşlar. Oyuncu değiştirme hakkımız var. Oyuncu değiştirsek mi, vazgeçtim. Takviye de basmayacağım arkadaşlar. Bekliyorum. Gel kardeşim hadi. Hadi gel kardeşim. 8, 7, 6, 5, 4. 4 saniye kala bastı. Traore'yi değiştirmiş oyundan. Bak yine kaleciye. Kaleciden uzun top. Defans arkasına. Oğlum sizin oynayacağınız oyunun ben var ya. Ha. Bak. Gördün mü? Offside. Bunu da atamadı ama offside. Holgate'li. Mason Holgate'li. Offside kullandık arkadaşlar sol tarafa. Ya Firmino sen niye gidiyorsun abi ya? Öbür adamın gitmesi gerekiyordu o topa. Yanlış adam gitti. Mertçetin vurdu kafayı. Ross. Ondan Firmino'ya. Firmino'dan Kadri. Kadri döner dönmez. Jagelenka mıydı? Kimdi o bilmiyorum ama topu kaptırdı. Kaleci Jones'a geri pas. Kaleci Jones. Şimdi ben de kaleciyle çıkıp defans arkasına doğru topu atmasını biliyordum arkadaşlar ama bakar mısın ya, Firmino'nun yerine girecek olan Polar. Enerjiye bakar mısınız arkadaşlar? Aynı enerjide adam oyuna sokmaya çalışıyoruz. Enerjimiz bitik maalesef. Bu adam bizi var ya, normalde elek gibi elemesi lazım. Bu kadroyla. Yani çünkü oyuncularımızın enerjileri çok düşük. Orsolini. Ondan Wijnaldum kapar mısın kardeşim? Aferin, belal olsun. Jones. Tehlikeye gerek yok, riske gerek yok. Firmino. Kafayla Kadri. İkinci golün sahibi yeni transferimiz. Sağ kanada yine yeni transferimiz Orsolini. Güzel bir orta gelir mi kardeşim senden? Geldi Firmino. Güzel bir kafa gelir mi? Ah be. Kafamıza mı çarptı orada? Adamın ayağına mı çarptı bilmiyorum ama. Kaptırdık topu. İyi değerlendirmedik pozisyonu arkadaşlar. Wijnaldum. Çöktü aldı diyecektim ama. İkinci hamlesi başarısız. Bak aynı hareketi ben yapsaydım faul çalacaktı. Holgate, Wijnaldum, kaleci Jones uzun oyna kardeşim. Riskli hareketler sakın. Bu dakikalarda yersek hiç affı olmaz arkadaşlar. Kadri koşuyor ama kaleci Adan terk etti kalesini. Kafayla indirdiler. Romero offside. Offside'e yakalandı arkadaşlar. Yan hesabımız vardı. Sıfırdan başladım serisi. Şu an bundan daha iyi arkadaşlar. Onu kasamıyorum. Onu da oynayacağız. Onu da kasacağız tabii ki de. Onu da full siyah yapmaya çalışacağız ama biliyorsunuz hesabımız sıfırlandı. Bu arada Firmino mükemmel pas. Offside yoksa bu işin adını koyarız arkadaşlar. Kadri'ye bir pas. Firmino'dan asist. Kadri'den gol. Durum 3-1 oldu. Yeni transferimiz Kadri. Bu maçta ilk maçında 2 gol birden attı ve tribünlerde yerini garantiledi arkadaşlar. Taraftarın gönlünü fethetti 2 golle. Maçın adamı olacak büyük bir ihtimalle. Dakika 85'ler 3-1 öndeyiz. Maç bizim. Maç bizim. Buralardan artık beraberlik bile olmaz. O kadar da değil. İlk golü biz yemiştik hatırlarsanız. 1-0 geriden gelip 3-1 yine öne geçmeyi başardık arkadaşlar. Firmino kapar mısın orada? Tehlikeli bir pas geldi. Kadri'de kaldı. Ah be, vuramadım, ayarlayamadım orada. Firmino koşturuyor, pozisyonu takip etti. Dakika 90 artı 7 mi? Yani illa adam attıracaksın hakem öyle mi? Jagelenka'dan kapamadık. Neyse artık adı. Defans arkasına tehlikeli bir top. Ribery. Ribery'e faul yaptık. Kırmızı göreceğiz. Kırmızı. Acımadan kırmızıyı verdi arkadaşlar. Cristiano Romero. Acımadan kırmızıyı gördük. Toni Kroos topun gerisinde. 4 kişilik mi 5 kişilik mi bir baraj var karşısında. Toni Kroos vurdu. Kaleci Jones için basit bir top artık. Son düdük gelecek top havadayken. 90 artı 7. İndirdik iyice, zamanla oynuyoruz ve ikinci yarının son düdüğü geldi. 3-1 kazandık arkadaşlar. Yeni iki tane transferimizi nasıl buldunuz? Dediğim gibi Kadri maçın adamı oldu. Bonusumuzu da izledik. 56 altınımızı cukkaladık, cebimize koyduk arkadaşlar. Takım yönetiminde bir ünlem işareti görüyoruz. Hemen bakalım. Ha, kırmızı gördük. Tamam, sıkıntı yok. Kırmızı bilerek gördük zaten. Adam ümitlenmesin dedik arkadaşlar. Şimdi bir gol atar, bir fırsat daha bulur falan derken belli mi olur yani? DLS'ye bu 3-3 beraberliği yakalayabilir. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Bu kadroyu full siyah yapmamız için desteğinize ihtiyacımız var gerçekten. Bu kadroyla daha ne kadar video gelsin? DLS oynayalım mı? Farklı Legendary Futbol diye oyun önerisi yorumlarda yazan arkadaşlarımız oldu en son videomuza. O oyuna da bakacağım arkadaşlar. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi muhakkak bekliyorum. Yani sizlerin düşünceleri bizler için çok önemli. Biliyorsunuz sizlerin isteği doğrultusunda gitmek istiyorum. Amacımız burada sizlere keyifli bir içerik üretmek, değerli vaktinizi keyifli geçirtmeye çalışmak arkadaşlar.
Güzel transferler yapmaya çalışıyoruz. Hızlandırılmış transferlerimiz de devam edecek bu arada. Bilginiz olsun. Kanala abone olup like atarsanız seviniriz arkadaşlar. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bu arada challenge fikirlerini de muhakkak bekliyoruz. Bu kadroyla güzel challenge fikirleri gelirse arkadaşlar onları da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Hoşça kalın. Bunu sende hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her bir özgün, her biri bomba. Abone ol sende hadi eğlence, sağlam kadro, sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada, her bir özgün, her biri bomba.